altın dünyada şöyle göstermek istedim. Endişe arttı mı dünyada? Aha. Altın fiyatı artıyor. Yani endişe arttı mı? Eyvah, savaş mı çıkacak? Eyvah, ekonomi kötüye gidiyor mu? Dünyadan bahsediyorum yani. Tek hani deniyor değil. Ya psikoloji ekonomide en önemli şeydir diye, değil mi? Doğru. Ekonomi psikoloji üzerine kurulu zaten. Doğru. Yani biz ekonomiyi aslında belirliyoruz. Dolayısıyla dünyada aslında biz eğer ekonominin çok iyi gitmediğini, böyle politik şeyler falan diye düşünürsek kötü zaten. Şeyler. Zaten baktığınız bütün okuduğumuz haberler hep kötü gibi doğru. geliyor son zamanda. O zaman ne oluyor? Endişe artıyor, altın artıyor. Dolarla ilişkisini hemen söyleyeyim. Genel anlamda genel teamüller vereceğim. Genelde dolar arttı mı? Yani güçlü dolar oldu mu hı-hı. dünyada? İnsanlar diyor ki ekonomi iyiye gidiyor. Dolar güçlü. Dolar güçlüyse demek ki dünyada doğru, ekonomi evet. iyiye gidiyor. O zaman altına gerek yok deniyor. Aha. Genelde tatlıravalli öyledir, gibi. Öyledir değil mi? Dolar arttıkça altın. Genelde yani birçok şeyi bir tarafta tutarsak tabii ekonomik anlamda ama genelde öyle. Genel teamülü söylüyorum. Bir tedirginlik var, altın al. Ama fena da gitmiyor dünya ekonomisi. O zaman gerek yok. Ya da mesela çok büyük enflasyon beklenirse. Hani alayım da para erimesin, burada dursun diye. Evet. Dolayısıyla genel anlamda altın böyle. İkinci olarak aman tüm parayı altına koymayalım. Aha. Tüm parayı altına koymayalım. Sepet yani, dediğimiz hadise değil mi? Sepet dediğimiz hadise. Bu kolay gibi geliyor. Ama lütfen ben görüyorum. Mesela işte maaş alınıyor. Aradan 500 lira biriktiriliyor. Gidiyor onunla bütün sadece altın alınıyor her ay. Bu alışkanlık. Bakın alışkanlıklar değişebilir. Değişir, 21 gün üst üste bir şey yaparsanız ya da 21 kere alışkanlıklar değişir. Sileriz, evet yani. O yüzden aman tüm parayı altına koymayın. Tüm parayı emlağa da koymayın. Tüm parayı dolara da koymayın. Euroya da koymayın. Çünkü biz şimdi şöyle tabiri caizse gaza geliyoruz. Eyvah bugün euro rekorda gidip alayım. En kötü zaman rekordayken altın almak. Altın için de aynı şekilde. Altın için de aynı. Evet tüm parayı koymuyoruz. Borç alıp vermeyelim. Bunu çok yapıyoruz. Altın borç alıp veriyoruz. Ama ben eğer o borcu altın olarak alırsam ben borcu aldım altını ve bugün baktım bugün çeyrek altın 263 lira. Bugün 263 liradan aldım. Şimdi sana ödememin vakti geldi diyelim bir ay sonra, 3 ay sonra. Kaç? Ya o eğer 280 olursa ya 300 olursa ben boşu boşuna riske girmiş oldum. Aman o borç alıp verirken bu çok önemli bir şey. Çok doğru. Altın alıp vermeyin. Hı hı. Çok önemli. Al sat yapmayın. Bakın çok nedir bilinmeyen o? Bir şey var. Altında biz gidiyoruz alıyoruz satıyoruz alıyoruz satıyoruz kuyumcudan. Onlar komisyon alıyor. Evet. Oh kuyumcular yaşadı. Çok seviniyorlar. Onların da işi bu tabii sevinsinler. Ama baktığımız zaman %5-10'luk gibi bir komisyon var al sattan olan. Dövizle yaptığımız zaman bu %1'lerden daha az. Hmm. Dolayısıyla aman altını böyle gittim kuyumcuya aldım verdim yapmayalım. Yapmıyoruz. Çok hiç. Önemli bir şey. Evde saklamak. Daha 2 gün önce arkadaşımın evine hırsız girdi. Gerçekten. 2 gün önce bilinçli, eğitimli şey bir insan. Ondan sonra sigortalattırmıştı evdeki eşyalarını. Hemen sigorta şirketini aradı. Alo altınlarım çalındı. Ne sordu biliyor musun sigorta şirketi? Kasada mıydı? Aa. Hayır kasada değildi ortada. Evin içinde olması da önemli. Kasada olacak. Evet sigorta aa. Şirketleri o da çok önemli. O yüzden aman evde altın tutmayalım. Şimdi biz çok seviyoruz böyle şıkır. Yastık altındaki altınlar diyoruz ama. Evet yani zaten çok güzel biliyorsunuz devletimizin yaptığı çok önemli bir şey oldu. Çok da güzel talep büyük devlet bankamızda. Evet herkes götürdü. Hı hı. Zaten bir ona geleceğim. Evde saklamayın. Burada bankada altın hesabı var. Ona gelmek istiyorum. Evet. Bankalarda altın hesabı var. Kredi alıp bankadan kredi çekip altın alınıyor. Aman bunu yapmayalım. Şey sorabilir miyim? Heh. Bu yastık altında hani iade hani sizin bildiğiniz son rakamlar var mı? Yani şu kadarı iade edildi, şu kadarı ekonomiye kazandırıldı, şu kadarı yastık altında hala duruyor. Herhalde vallahi çok, biraz kaldı çok, öyle. Evet çok büyük bir rakam vardı fakat Ekim ayında yapılan yani Ekim ayında talep toplandı. Kasım ayında da altınla ilgili altın tahvili verildi. Yani ben altınlarımı bankaya götürdüm. Bana altın tahvili aldım onunla ilgili olarak ya da işte sertifika. Ve ondan sonra her 6 ayda bir devletimizin bankası bize faiz veriyor. Anladım. Para veriyor. Hı-hı, anladım. Anlatabiliyor tamam. muyum? Dolayısıyla bu biz elimizdeki altınları bankaya götürebiliriz. Götürebiliriz, kasada koyabiliriz. Kasaya koyabiliriz ama bankaya götürüp bunu bence erittirin. Olabildiğince erittirin banka hesabında olsun altınlar. Anladım. Artık her şey dijital biliyor musunuz? Doğru. Bunlar eskidenmiş. Diyorum çok meraklıysanız alın benim gibi 100 liraya takın. Alıyorsanız işlenmemiş alın. Evet. Yani ne kadar bakın mesela Trabzon aldığınız zaman değeri çok düşüyor. Düşüyor. Çünkü ne kadar değer ne kadar işlenmiş olursa, ne kadar işlenmiş olursa çok güzel ama o kadar değeri düşüyor. Yani biz ne kadar gösteriş, süs şey istedikçe yatırım olarak aynen. da o kadar değeri devir, düşüyor. Hesap devri, tasarruf devri değerli dostlar.